Ne demek bilimin eleştirile başlaması? Çok basit. Şimdi bilim dediğimiz şey çevreyi anlamaya yönelik bir faaliyet. Biz etrafımızda ne oluyor ne bitiyor? Sen Fatih olarak Celal neyin nesidir? İşte parmakları vardır, bilmemleri vardır, bazı davranışları vardır. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Veya şu dirseklerimizi koyduğumuz camdır. Ya bu nedir, neyin nesidir? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir fırtına kopuyor, gemiler batıyor. Niye? Şimdi insanlığın ilk dönemlerinde insanlık bu sorulara bir icatla cevap vermiştir. Yalan. İnsan yalanı icat etmiştir. Bizi insan yapan en önemli özellik yalan söyleme kabiliyetimiz. Şimdi bu ne demektir? Bu şu demektir. Sen kendi ve etrafındaki alemin dışında olmayan bir alem icat ediyorsun kafanda. Bir yalan bu. Mesela karını aldatmak istiyorsun. Metresine gideceksin, karına diyorsun ki benim bu akşam önemli bir toplantım var, gitmem lazım. Öyle bir toplantı yok. Bunu yaratıyorsun kafanda. Değil mi? Şimdi insanoğlu ilk başta mağarasında oturuyor. Bir bakıyor, hava kararıyor, bulutlar geliyor. Şap diye bir şey oluyor, ağaç yanmaya başlıyor. Şimdi insanın buna bir cevap ver, ne oluyor ya? Buna verebileceği tek cevap, onu yapanın kendisi gibi birisi olduğunu farz ediyor. Solipsistik bir cevap bu. Yani çevreni kendin gibi davranan bir şey olarak yorumluyor. Tito Vignoli diye çok önemli bir İtalyan bilim felsefecisi ve psikoloğu vardır 19. yüzyıl. Tito Vignoli diyor ki bir kediyi alın, kedi yavrusu, bir yün yumağı atın diyor. Önce çok korkar, kenara çekilir. Şimdi bakar diyor, onu kendisi gibi zannediyor. Ondan sonra diyor, bakıyor ki hiç hareket etmiyor. Ufak ufak denemeler yapmaya başlar diyor. Gider dokunur diyor. En sonunda kanaat getirir ki onda can yok. Başlar oynamaya diyor. Şimdi insanoğlu diyor ki bunu kim yapıyor? Bunu fırtına tanrısı Enli yapıyor. Ya bu fırtına tanrısı nereden çıkıyor? Gayet basit. Bizim Çatal Hüyük'te bunun cevabı var. Çatal Hüyük'te Hasan Dağ. Hasan Dağ'ın yanına gidiyor bizim Çatalhöyük'te yaşayan insanlar. Unutma ki Çatalhöyük günümüzden 8500 yıl önce kurulmuş dünyanın ilk şehirlerinden biri. Oradaki adam gidiyor Hasan Dağ'ın eteklerinde obsidyen topluyor. Obsidyen bir volkanik camdır. Çok güzel bıçak yapılır. Anadolu'da toplanmış obsidyenleri Sina'da buldular. Ticaret yolu yapmış. İzotopla bakıyorsun aynı bizdeki Hasan Dağ'daki şey çıkıyor. Dolayısıyla o dağ ona bir şeyler veriyor. Ama ovanın verdiği gibi değil. Ovaya çünkü adam atıyor bir şeyi, tohumu çıkıyor. Ova ona göre anne. Doğuruyor çünkü. Öteki baba. Öteki kendinden bir şeyler veriyor, bir şey doğurmuyor. Günün birinde kardeşim bu baba tepeyi uçuruyor. İnanılmaz bir indifa, herifin ödü patlıyor. Volkan patlıyor. Volkan patlama patlıyor. Ama plinyen bir patlama bu. Yani bunlar Hawaii'deki gibi böyle yavaş yavaş akmıyor lavlar. 20 kilometreye atıyor yukarıda. Stratosfere atıyor. Muazzam bir bulut oluşuyor. Bu bulut oluşurken içinde şimşekler çakmaya başlıyor. Çünkü o küçük tüf tanecikleri statik elektrisiteden muazzam işte şeyler oluyor. Yağmur yağmaya başlıyor bilmem ne falan. Çamur fırtına, yağmaya başlıyor. Fırtına yaratıyor. Ve adam birdenbire aklına şu geliyor. Yahu onun çok korktuğu başka ne var? Aurochs'lar var. Aurochs'lar abiciğim öküz. Ama evet. O zamanın öküzü. Türü dahi değişik. Bos primigenius. Senin bugün gördüğün inek, boğa falan var ya, onların adı Bos taurus'tur. Değişik bir türdür ve küçüktür. O zamankiler dev. Dev gibi. Bu sürüler geliyor, adam durduramıyor. Bunların üzerinden geçiyor gidiyor. Yer sallanıyor sürü gelirken. Dişlerini çıkartıyorlar falan. Herif buna tanrı zannediyor önce. Bu diyor korkunç bir şey. Benden çok güçlü. Ondan sonra birden dağa bir bakıyor. Ah eskiden tek tepesi olan dağ. İkiye bölünmüş. İki boyunuz. Aradan lav sana doğru geliyor. Kırmızı bir şey. Yahu diyor boğanın da dili var. Dili var. İki boynuzu var. O da toz çıkartıyor. O da yeri sallıyor. Ama diyor o bu tanrının yeryüzündeki temsilcisi. Esas tanrı bu diyor. Fırtına tanrısı. İki tane tanrı oldu mu sana? Bir tanesi ana tanrıça, bir tanesi baba. Şimdi insanoğlu bu cevapları veriyor. Bu geliyor geliyor. Binlerce yıl sürüyor.